Merhaba sevgili öğrenciler. Pandemi sürecinde sizlerle derslerimizi uzaktan eğitim şeklinde işleyeceğiz. Sizler de bu süreçte derslerinizi takip ederseniz daha faydalı olacaktır. Öncelikle 4. sınıf konularımızın tekrarını yapacağız. Bugün ilk olarak sizlerle nesnel ve öznel yargıları işleyeceğiz. Nesnel yargı yani nesnel cümle, herkes tarafından kabul edilen, kimse tarafından itiraz edilemeyen, genel geçer doğruları anlatan cümlelere nesnel cümleler denir. Nesnel cümlelerde sana bana göre yoktur, herkes tarafından kabul edilmiştir, herkes için aynıdır. Örnek cümlemiz Karadeniz Türkiye'nin kuzeyindedir. Bu cümlede Karadeniz Türkiye'nin kuzeyindedir denilmektedir. Sana göre bana göre Karadeniz'in kuzeyde olduğu gerçeği değişmediğine göre bu cümle bir nesnel cümledir. Yani nesnel yargıdır. Öznel yargılara baktığımızda ise öznel yargılar kişiden kişiye değişir. Öznel anlatımda kişi cümleye kendi duygularını katar, bir yorum yapar. Bu tür yargılar bence bana göre anlamı taşımaktadır. Örnek cümlemiz giydiğin kazak çok güzelmiş. Bu cümle öznel bir cümledir. Çünkü sizin giydiğiniz kazağı ya da sizin beğendiğiniz kazağı bir başkası beğenmeyebilir, tercih etmeyebilir. Bu yüzden de bu cümlemiz öznel bir cümledir. Yani öznel yargıdır. Örnek sorularımıza bakalım sizlerle. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Öznel yargı neydi? Kişiden kişiye değişen, bana göre sana göre olan cümlelerdi. A şıkkımız güneş doğudan doğar, batıdan batar. B şıkkı güneş en büyük ışık kaynağıdır. C şıkkı bir yılda 4 mevsim vardır. D şıkkı yazın açık havada yıldızları izlemek insanı dinlendirir. A şıkkıyla başlayalım. Güneş doğudan doğar, batıdan batar. Güneşin doğuşuyla batışı başkası için yani birilerine göre değişmediğinden A şıkkındaki cümlemiz nesneldir. B'ye bakalım. Güneş en büyük ışık kaynağı mıdır? Evet, en büyük ısı kaynağı mıdır aynı zamanda. B şıkkında da nesnel bir ifade vardır. C şıkkı bir yılda 4 mevsim vardır. Evet, 4 mevsim vardır. Bu sayı sana göre bana göre değişmeyeceği için bu da nesnel bir ifadedir. D şıkkına geldiğimizde ise yazın açık havada yıldızları izlemek insanı dinlendirir. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kimileri bunu tercih eder, kimileri ise tercih etmez. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Yani kişiden kişiye değişen, sana göre, bana göre olan cümlelerimizdir. A şıkkımıza bakalım. Yurdumuzun batısında Ege Denizi vardır. B şıkkı Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. C şıkkı Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'dır. D şıkkı Marmara Denizi en güzel denizimizdir. A şıkkına baktığımızda yurdumuzun batısında Ege Denizi vardır. Evet, Ege Denizi'nin yeri sana göre bana göre değişmeyeceği için nesnel bir ifadedir. B şıkkına baktığımızda ise Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür. Doğrudur. Van Gölü'nün büyüklüğü sana göre bana göre değişmeyeceğinden bu da nesnel bir ifadedir. C şıkkı Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'dır. Evet, bu da kişiden kişiye değişkenlik göstermeyeceği için nesnel bir ifadedir. Sorumuzda bizden öznel bir yargı yani öznel bir cümle istemektedir. Cevabımız D şıkkı Marmara Denizi en güzel denizimizdir. Kimine göre Marmara Denizi'dir, kimine göre Ege, kimine göre Akdeniz. Bu değişkenlik gösterdiği için öznel bir yargıdır. Diğer bir sorumuza geldik. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Nesnel yargı neydi? Kişiden kişiye değişkenlik göstermeyen, herkese göre aynı olan, bana göre sana göre olmayan cümlelerdi. A şıkkımıza başlayalım. Sinop Türkiye'nin kuzeyindedir. B şıkkı bayramda çok misafirimiz geldi. C şıkkı izlediğim en komik filmdi. D şıkkı kardeşim çok yaramaz bir çocuktur.
A şıkkıyla başlayalım. Sinop Türkiye'nin kuzeyindedir. Evet. Sinop ilimizin yeri sana göre bana göre değişmeyeceği için cevabımız A şıkkıdır. Ama diğer şıklara da bakalım. Bayramda çok misafirimiz geldi. Çokluk kavramı kişiden kişiye değişebilen bir kavramdır. C şıkkına baktığımızda ise izlediğim en komik filmdi. Komiklik de gene kişiden kişiye değişebilir. Birinin komik bulduğu bir filmi başkası komik bulmayabilir. Kardeşim çok yaramaz bir çocuktur. Burada kardeşi ona göre yaramaz olabilir ama başkasına göre, anne babasına göre veya kendi, çocuğun kendisine göre yaramazlık kavramı değişmektedir. Bu yüzden de cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur? Yani sana göre, bana göre olan cümlelerdir. A şıkkına baktığımızda saçları beyazlamaya başlamış. B şıkkı okullar Eylül ayında açılır. C şıkkı ilkbahar çok güzel olur. D şıkkı Ceren ilkokul 4. sınıf öğrencisidir. A şıkkı saçları beyazlamaya başlamış. Evet, birinin saçları beyazladığı zaman hepimiz beyaz rengini görürüz. Beyazladığını görürüz. Bu kişiden kişiye değişmez. B şıkkı okullar Eylül ayında açılır. Bu da gene herkes tarafından doğruluğu ispatlanabilen, görülebilen bir şeydir. Eylül ayında okulun açılıp açılmayacağını hep beraber görebiliyoruz. Yani biri görüp de diğerinin görmeme ihtimali yok. C şıkkı ilkbahar çok güzel olur. İlkbahar çok güzel olur da ise ilkbahar mevsimi birilerine göre çok güzel olur. Ama başka biri ise ilkbahar mevsimini değil sonbahar mevsimini tercih edebilir ya da yaz mevsimini tercih edebilir. Güzellik kavramı göreceli bir kavramdır. Yani sana göre, bana göre olduğu için cevabımız C şıkkıdır. D şıkkına bakalım. Ceren ilkokul 4. sınıf öğrencisidir. Ceren'in hangi sınıfta olduğu ya da kaçıncı sınıf öğrencisi olduğu kişiden kişiye değişmiyor. Ceren'i tanıyan herkes için Ceren 4. sınıf öğrencisidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargı içermemektedir? Yani nesnel yargı istemiyoruz. Nesnel yargılarımız neydi? Yani nesnel cümlelerimiz kişiden kişiye değişmeyen cümlelerdi. Yani sana bana göre değil, herkese göre olan cümlelerdi nesnel yargılarımız. A şıkkımıza bakalım. Yurdumuzun iç kısmında İç Anadolu bölgesi yer alır. Amcamın bir kızı oldu B şıkkı. C şıkkına baktığımızda ise gömleğin hiç yakışmamış. D şıkkında ise kırmızı ışıkta durmalıyız şeklinde bir cümlemiz var. Nesnel yargı içermemektir dediğine göre aslında bizden öznel bir yargı, öznel bir cümle istemektedir. Yurdumuzun iç kısmında İç Anadolu bölgesi yer alır. Evet, İç Anadolu bölgesi yurdumuzun iç kısmında yer alır. Bu kişiden kişiye değişmeyen bir kavramdır, değişmeyen bir durumdur. Bu yüzden A şıkkı nesnel bir ifadedir ama bizden ise nesnel istemiyor. A şıkkı nesnel. B şıkkı amcamın bir kızı oldu. Bu da nesnel bir ifadedir. Amcasının bir kızı olması kişiden kişiye bir değişkenlik göstermeyecektir. Herkes için aynıdır. C şıkkına baktığımızda ise gömleğin hiç yakışmamış. Gömleği siz yakıştırmamış olabilirsiniz ama bir başkası o gömleği yakıştırmış olabilir, beğenmiş olabilir. C şıkkı öznel bir ifadedir, yani öznel bir yargıdır. Aynı zamanda cevabımızdır da bu soruda. D şıkkına baktığımızda ise kırmızı ışıkta durmalıyız. Evet, herkes kırmızı ışıkta durmalı. Sana göre, bana göre değişen bir durum değildir bu. Aşağıdaki sorulardan hangisi öznellik, nesnellik açısından farklıdır diyor. Bu tarz sorularda 3 tane nesnel, 1 tane öznel ya da 3 tane öznel, 1 tane nesnel olabiliyor. A şıkkı yemeklerin en güzeli kuru fasulyedir. B
Miladi takvime göre bir yıl 365 gündür. C. En iyi film Hababam sınıfıdır. D. Şıkkı müzik dinlemek, kitap okumaktan daha güzeldir. Bu soruda karşımızda 3 şık da aynı olacak. Bir tanesi ise farklı olacak. Direkt bir şekilde hani nesnel cümleyi bulun ya da öznel cümleyi bulun demek yerine öznellik ve nesnellik açısından hangisi farklıdır şeklinde bir soru gelmiş. A şıkkıyla başlayalım. Yemeklerin en güzeli kuru fasulyedir. Buradaki en güzeli sözcüğü zaten güzel sözcüğü göreceli bir kavramdır. Kişiden kişiye değişir. Kimi kuru fasulyeyi sever, kimi ise hiç sevmeyebilir. A şıkkımız öznel bir ifadedir. B'ye bakalım. Miladi takvime göre bir yıl 365 gündür. Evet, gün sayısı kişiden kişiye değişmeyeceği için bu nesnel bir ifadedir. Yani nesnel bir yargıdır. A şıkkını öznel, B şıkkını nesnel bulduk. Bu durumda bizim bir tane daha ya nesnel ya öznel bulmamız gerekiyor. C şıkkı en iyi film Hababam sınıfıdır. En iyi film size göre Hababam sınıfı olabilir. Bir başkası başka bir filmi tercih edebilir. C şıkkımız da özneldir. A şıkkımız ve C şıkkımız ikisi de öznel. B şıkkımız ise nesnel. Bu durumda cevabımız B şıkkı oluyor. Farklı olanı bulduk çünkü. Ama D şıkkına da bakalım. Müzik dinlemek kitap okumaktan daha güzeldir. Bu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kimi kitap okumayı çok sever, kimi müzik dinlemeyi çok sever. Kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için, yani sana göre, bana göre olabilen cümlelerden olduğu için bu da öznel bir ifadedir. Yani öznel bir cümledir. Şimdi sizinle karşılaştırma, koşul, şart, sebep, sonuç, amaç, sonuç cümlelerine de biraz bakalım hep beraber. Karşılaştırma cümlelerine baktığımızda karşılaştırma cümleleri bir durumu, varlığı veya kavramı birbiriyle karşılaştıran cümlelere denir. Bu tür cümlelerde benzerlik, farklılık, üstünlük gibi değişik durumlar ifade edilir. Şimdi karşılaştırma cümlelerinde elimizde en az iki tane kavramın, iki varlığın olması gerekiyor ki birbiriyle karşılaştırma yapabilelim. Bu karşılaştırmayı yaparken de belli özelliklere göre yapıyoruz. Benzerlik olabilir bu, farklılık olabilir, üstünlük olabilir. Şimdi bir tane örnek cümlemiz var, ona bakalım. Yazın biletler kışa göre daha pahalıdır. Burada yaz mevsimi ile kış mevsiminde satılan biletler karşılaştırılmış. Hangi açıdan karşılaştırılmış? Yani karşılaştırılan özellik pahalı olup olmaması özelliğidir. Karşılaştırma cümlelerinde gibi, kadar, en, daha çok, daha çok, göre, fazla gibi sözcükler yer almaktadır. Örnek cümlelerimize bakalım. Kışın Karadeniz Marmara bölgesinden daha soğuktur. Burada gene kış mevsiminde Karadeniz bölgesi ile Marmara bölgesi karşılaştırılmış. Karşılaştırılan varlıklar ya da nesneler, durumlar Marmara ile Karadeniz. Karşılaştırılan özellik ise soğuk olması, mevsime göre hangisinin daha soğuk olduğudur. Yazın uçak biletleri kışa göre daha pahalıdır. Bunu biraz önce yaptık. Kış mevsimi ile yaz mevsiminde uçak biletlerinin fiyatları karşılaştırılmaktadır. Pahalılık özelliği açısından karşılaştırma yapılmıştır. Esra Ahmet'e göre daha çalışkandır. Burada ise iki kişi karşılaştırılmış. Bu iki kişi karşılaştırılırken de kullanılan özellik ya da karşılaştırılan özellik çalışkanlıktır. Koşul şart cümlelerine bakalım. Koşul şart sonuç ilişkili cümlelerimiz. Koşul diğer ismiyle şart. Sonuç ilişkili cümlelerde iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde şart olur, ikinci bölümde ise sonuç verilir. Örnek cümlemize baktığımızda ise karnen iyi olursa yazın tatile çıkarız. Buradaki karnen iyi olursa koyu yazılan kısım bizim şart, yani koşulumuzdur. Yazın tatile çıkarız kısmı ise
bizim sonucumuzdur. Koşul yani şart cümlelerini, şart sonuç cümlelerini yaparken SSA ekini yani şart ekini kullanıyoruz cümlelerimizde. Koşul sonuç ilişkili cümleler sevgili öğrenciler biliyorsunuz ekler ses değişimine uğrayabiliyor. Geldiği kelimeye göre SSA şart ekiyle sağlanır. Koşul sonuç cümlelerimize örnek verelim. Sınavı geçersem babam bisiklet alacak. Evet, burada şartımız ne? Koyu bir şekilde zaten yazmışız. Sınavı geçersem kısmı koşul yani şart. Babam bisiklet alacak kısmı ise sonuçtur bizim için. Hava iyi olursa yüzmeye gideceğiz. Burada gene koyu yazılan kısım bizim için şart yani koşul. Yüzmeye gideceğiz kısmı ise sonuçtur. Yani koşul şart cümleleri iki bölümden oluşmaktadır. SSA ekinin yani şart ekinin olduğu bölüm bizim için koşuldur yani şarttır. Geriye kalan bölüm ise sonuç kısmıdır. Şimdi neden sonuç cümlelerimize bakacağız. Neden diğer ismiyle sebep sonuç cümlelerimiz. Neden sonuç cümleleri de koşul şart cümleleri gibi iki bölümden oluşmaktadır. Bir neden yani sebep bölümü vardır. Bir de sonuç bölümü vardır. Yapılan bir işin neden ve hangi sebeple yapıldığını anlatan cümlelere neden, sebep, sonuç ilişkili cümleler denir. Bu tip cümlelerin yüklemlerine niçin veya neden sorusu sorulduğunda cevapsız kalmaz. Bu tip cümlelerde birinci bölüm neden sorusuna cevap verirken ikinci bölüm sonuç bildirir. Bu tarz cümlelerde dedik iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümümüz neden yani sebep kısmıdır. İkinci bölüm ise sonuç kısmıdır. Neden kısmı niçin sorusuna neden sorusuna cevap veren kısımdır. Yani bir işin bir eylemin neden yapıldığını niçin yapıldığını anlatan kısımdır. Örnek cümlelerimize bakalım hep beraber. Dün yorgun olduğum için maça gitmedim. Burada koyu renkte yazılmış olan kısım yorgun olduğum için. Bu bizim cümlemizin sebep yani neden kısmıdır. Maça gitmeme ise sonuçtur. Maça neden gitmemiştir ya da niçin gitmemiştir diye sorduğumuzda cevap alabiliyoruz. Neden gitmemiştir? Yorgun olduğu için gitmemiştir. Burada biz neden sorusuna cevap alıyoruz. Buradaki yorgun olduğum için kısmı neden maça gitmedim kısmı sonuçtur. Bu tarz cümlelerimiz iki bölümden oluşmaktadır. Bir neden bölümü, bir de sonuç bölümü. Birinci bölümümüz neden, ikinci bölümümüz ise sonuç bölümüdür. Yazın gelmesiyle bilet fiyatları arttı. Burada bilet fiyatlarının artmasının sebebi yaz mevsiminin gelmesidir. Koyu renkte yazmışız bu kısım. Koyu renkte yazılan kısım sebep kısmı, bilet fiyatlarının artması ise sonuç kısmıdır. Burada bilet fiyatları neden arttı dediğimizde yaz mevsiminin gelmesini sebep olarak gösterebiliyoruz. Bu demek ki bir neden sonuç cümlesidir. İkinci cümlemize bakalım. Bebek uyanmasın diye televizyonu kapattık. Burada televizyonu kapattık kısmı sonuç bölümümüzdür. Neden televizyonu kapattık ise bebek uyanmasın diye. Burada koyu renkte yazılan bebek uyanmasın diye kısmı bizim için neden yani sebep bölümüyken televizyonu kapattık kısmı ise sonuç bölümümüzdür. Kar yağınca gezimiz iptal edildi. Gezimiz iptal edildi sonuçtur. Peki gezimiz neden iptal edildi diye sorduğumuzda ise kar yağınca cevabını alıyoruz. Demek ki kar yağınca kısmı neden yani sonuçtur. Gezimiz iptal oldu kısmı ise sonuç bölümümüzdür. Defterim yırtıldığı için ödevimi yapamadım. Ödevimi yapamadım kısmı sonuç. Neden ödevimi yapamadım diye sorduğumuzda ise defterim yırtıldığı için.
Dikkat ederseniz neden sonuç cümlelerinde yükleme yani cümlenin çekimli unsuruna baktığımızda neden sorusunu sorduğumuzda cevapsız kalmıyor. Neden sorusu cevapsız kalmıyor. Mutlaka neden sorusuna bir cevap alabiliyoruz neden sonuç cümlelerinde. Bakalım birkaç örnek cümleye daha. Bahçeyi gece sula, daha erken büyür. Daha erken büyür kısmı sonuç. Daha erken büyür kısmı sonuç. Peki neden daha erken büyür? Gece bahçeyi gece sularsa bir sebep vermiş burada. Erken büyümesinin sebebi ne? Bahçeyi gece sularsa. Diğer cümlemize bakalım. Böyle söyleme üzülüyorum. Üzülüyorum kısmı sonuç. Neden üzülüyorum? Böyle söyleme. Yani sen böyle söylediğinde ben üzülüyorum. Demek ki neden kısmı, yani sebep kısmı böyle söyleme. Üzülüyorum kısmı ise sonuç bölümümüzdür. Neden sonuç cümleleri iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümümüz nedendir, yani sebeptir. İkinci bölümümüz ise sonuçtur. Şimdi amaç sonuç ilişkili cümlelere baktığımızda ise öğrenciler tarafından neden sonuç cümleleriyle karıştırılabilmektedir. Ama bunun da kısa bir yolu var. Hep beraber bakalım. Amaç sonuç ilişkili cümleler eyleme hangi amaçla sorusu sorulduğunda cevabı olan cümlelerdir. Yani eylemin hangi amaçla yapıldığını ifade eden cümlelerdir. Şimdi amaç sonuç cümleleri de neden sonuç, yani sebep sonuç cümleleri gibi iki bölümden oluşmaktadır. Amaç sonuç cümlelerinde de birinci bölümümüz amaçtır, ikinci bölümümüz sonuçtur. Yani iki bölümden oluşmaktadır. Neden sonuç cümlelerinde yükleme neden sorusunu sorduğumuzda cevap alırken amaç sonuç cümlelerinde yükleme hangi amaçla sorusunu sorduğumuzda cevap almaktayız. Örnek cümlelerimize bakalım. Yarışı kazanmak için çok çalıştı. Çok çalıştı kısmı sonuç. Yarışı kazanmak için kısmı ise amaçtır. Burada bu kadar çalışmasının sebebi, yani mücadele etmesinin sebebi yarışı kazanmak. Yani amacı yarışı kazanmak. Amacı yarışı kazanmak olduğu için de çok çalışmıştır. Buradaki koyu yazılan kısım yarışı kazanmak için kısmı amaç kısmıdır. Çok çalıştı kısmı sonuç kısmıdır. Görüyorsunuz cümlemiz iki bölümden oluşmaktadır. Koyu yazılan kısım amaç, çok çalıştı kısmı ise sonuçtur. Öğrendiklerini anlatmak için annesine gitti. Annesine gitti kısmı sonuç. Hangi amaçla annesine gitti diye sorduğumuzda ise öğrendiklerini anlatmak için şeklinde bir cevap alıyoruz. Burada öğrendiklerini annesine anlatmak amacıyla gidiyor. Burada koyu yazılan kısım öğrendiklerini anlatmak için kısmı amaçtır. Annesine gitti kısmı ise bizim için sonuç kısmıdır. Zayıflamak için diyete başladı. Diyete başladı kısmı sonuçtur. Zayıflama için kısmı ise bizim için bir amaçtır. Çünkü zayıflamak amacıyla diyete başlamıştır. Zaten burada amaç sonuç cümlelerinde için sözcüklerinin yerine amacıyla ifadesini de getirebilirsiniz. Yarışı kazanmak amacıyla çok çalıştı. Öğrendiklerini anlatmak amacıyla annesine gitti. Zayıflamak amacıyla diyete başladı. Bugünlük sizinle dersimiz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.